Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri. Kemik Şapeli, Portekiz. Portekiz'in Evora kentindeki şapel 16. yüzyılda inşa edildi. Şapeli korkutucu kıran özelliği ise duvarlarından insan kemikleri ve iskeletleri bulunması. Yerel tarihçilere göre burada 5000 farklı insanın kemikleri yer almaktadır. Katedralin girişindeki yazı ise, daha içeri girmeden ürpermeniz için yeterli, biz iskeletler burada sizinkiler için bekliyoruz. Hoya Ormanı, Romanya. Romanya'nın Transilvanya bölgesinde bulunan orman Avrupa'nın şeytan üçgeni olarak kabul ediliyor. 1968 yılında Alejandro Swift'in bölgede UFO benzeri cisimlerin fotoğrafını çekmesiyle orman paranormal bir şöhrete kavuştu. Bölge halkı bu ormana giren insanların kaybolduğuna inanıyor. Haçlar Tepesi, Litvanya. Litvanya'daki bu tepe Katolik Hristiyanlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Hristiyanlar buraya bir haç bırakırlarsa dileklerinin gerçekleşeceklerine inanıyor. Tam sayı bilinmemekle birlikte tepede 50.000'in üzerinde haç olduğu düşünülüyor. Kral Yolu, İspanya. İspanya'nın Malaga şehrinde bulunan bu ölümcül patika dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul edilir. En geniş yeri sadece 1 metre ve nehirden yüksekliği 100 metredir. Herhangi bir korkuluk ve güvenlik önlemi olmayan bu patika, 1905 yılında vadideki dik kayalara sabitlenmiş çelik raylar üzerine ince bir beton dökülerek inşa edilmiştir. Asılı Tabutlar, Filipinler. Filipinlerin Sagada kentinde bulunan asılı tabutlar ürkütücü bir manzaraya sahip. Bu bölgede ölüleri kayalıklara asmak ritüeli, 2000 yıldan fazladır süren bir gelenek. Kutsal kabul edilen dik bir vadide kayalıklara asılmış halde yüzlerce tabut bulunuyor. Efsaneye göre dünya ve cennet arasında bir merdiven bulunuyor. Boğaların önünde koşmak, İspanya. İspanya'nın San Fermin kentinde her yıl yapılan bu festivale katılmak da sadece cesareti olanların işi. Turistlerin kızgın boğaların önünde arenaya kadar koştukları festivalde her yıl onlarca kişi yaralanıyor. Capuçin Katakombu Mumya Müzesi, İtalya. İtalya'nın Sicilya bölgesinde 16. yüzyılda kurulan ölüleri mumyalayarak duvarlara astı. Duvarlara asılan ölülerden kasabanın önemli ve zengin insanlarının giysileri her yıl yenilenirken fakirlere dokunulmadı. 19. yüzyıla kadar süren uygulama nedeniyle kilisenin raflarında ve duvarlarında 8000 mumya bulunuyor. Burası aynı zamanda dünyanın en meşhur mumya müzesi. Gemi Batığı, Solomon Adaları. Solomon Adaları'ndaki bu bölge gemiler için, su altındaki mercan kayaları nedeniyle haritalarda yer verilmeyen bir bölge. 2000 yılında World Discoverer isimli büyük yolcu gemisi burada sıkışıp kaldı. Yolculardan kimse yaralanmadı ancak dev gemi bölgeden çıkarılamayarak geride bırakılmak zorunda kaldı. Geminin kalıntıları hala balıklar ve diğer deniz canlıların mesken tuttuğu bir yer olarak varlığını sürdürüyor. Raba Mezarlığı, Belçika. Bir zombi filminin sahnesini aratmayan bu görüntü küçük bir Belçika köyü Châtillon yakınlarında. Anlatılanlara göre bu arabalar, 2. Dünya Savaşı sırasında bölgede konuşlanmış Amerikan askerlerine ait. Askerler evlerine gitme zamanı geldiğinde geri gönderileceklerini düşünerek arabalarını ormana saklamışlar. Ancak askerler geri gelmeyince arabalar ormanda çürümeye terk edilmiş. El Çölü, Şili.
çölün ortasında yardım istermişçesine duran bir el. Şilili heykeltıraş Mario Rarzabal'ın Atakama Çölü'nün ortasında yaptığı bu heykel görenleri şaşırtıyor. Sanatçının Hand of the Desert adını verdiği çalışma, Antofagasta şehrine 75 kilometre uzakta. 11 metre yüksekliğe sahip. Bu heybetli anıtın yalnızlığı, adaletsizliği ve çaresizliği sembolize ettiği söyleniyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız beğen tuşuna basarak videomuzu beğenebilirsiniz. İstediğiniz yeni içerik fikirlerinizi de yorumlara yazarak bize yardımcı olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.